Düşünebiliyor musunuz? Haliç tam yanı başımıza temizleniyor. Minnacık bir koku bile yok yani, ufacık bir koku bile yok. Vay 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 vay. Haliç'i temizledik. Akşamları da burada spor yapma şansımız oluyor. Karanlık, zifiri bir karanlık olmuyor. Merhaba İstanbul merakları, yine Haliç turundayım. Çünkü çok merak ettiğiniz konuları cevaplamaya geldim yine. Haliç ne durumda? Hala temizleniyor mu? Temiz mi? Balıklar, martılar var mı? Etrafı ne durumda? Ve o çok merak ettiğiniz, çok ilgi gösterdiğiniz Haliç'ten çıkan çamurlarla elde edilen kekler vardı ya, işte onu da yine göreceğim sizler için. Buyurun başlayalım o zaman turumuza. Altın boyunuzdayız. Keklere giden yolda başlangıç noktasındayız. İlk makinemiz nedir bu Orhan Bey? Bu dredger demiş olduğumuz dip çamuru tarama teknesi. Yapmış olduğu işlevi dipten çamuru tarayıp yaklaşık 800-900 metre boru bağlantısıyla tesisimize basmak. Demiş olduğunuz gibi keklerin oluşumundaki ilk başlangıç noktamız. Kaç tane aletle temizliyorsunuz Halici? Şu an iki farklı aletle temizlik yapıyoruz. Bu iki aletle veya toplam bütün imkanlarınızla bir gün içinde ne kadar temizlik yapıyorsunuz? Kaç metreküp? Anlayacağımız şekilde bizim. İki büyük çamur duvası ve bu araçla beraber çamur temizliyoruz. Yani büyük bir miktar temizliyoruz. Günlük 450 metreküp. Temizle temizle bitmiyor mu Halic'in pisliği? Aslında şöyle söylemem gerekiyor. Halic'i temizledik. Aslında biz kaynağında şu an çamuru Halic'e daha fazla yayılmadan engellemeye çalışıyoruz. Yapmış olduğumuz çalışma bu. Peki bu Halic temizliği devam ettiği sürece etrafta yaşayan canlıların sayıları da artıyor mu her geçen gün? Mesela kuşlar, balıklar. Şimdi demin yine buraya gelirken martıların çok olduğunu gördük. Martıların olma sebebi burada tabii balık olma sebebi. Sonuçta martılar da beslenmek için buradaki balıkları şu an yiyorlar. O yüzden bir balık çeşitliliği değil ama balık sayısında bir artış var. En çok hangi balık var Haliç'te? Şu an bizim hani isimlendirebileceğimiz kefal balıklarını çok fazla görüyoruz. Martılar arttı, kerevitler arttı. Süper. Yani bunlar suyun temizlendiğinin bir ispatıdır, kanıtıdır. Ve yani ben şahsen inanıyorum ki biz çalışmaya devam ettikçe bu balık çeşitliliği de artacak. Harika, daha önce Haliç'ten çıkan balık yenmezdi. Zaten balık da çıkmazdı. Şimdi balığın ne kadar çok arttığını konuşuyoruz. Bizim de çevre bilincimiz, halkın da çevre bilinci arttıkça aslında sizlere destek olacağız aslında. Her şeyi daha çok arttıracağız. Yeşili, mavi, balığı, kuşu değil mi? İlk gemimizden indik. Dredger'ı gördük. Dipten çamuru kaldırdık. Borularla tesise gönderdik. Şimdi ikinci alete bineceğiz. İkinci gemiye bineceğiz. Bu da kazar. Onu da orada dinleyelim. Vay 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 vay. Ne kadar çıkartıyor şimdi bu? Kepçede 3 metreküp var sadece. Ve siz günde toplamda yani öbür aletle beraber bu 450 metreküp çıkartıyor. Yani çok çok büyük bir şey. Şimdi Kağıthane Deresi'nin tam ağzındayız. Burada kazar temizliği yapılıyor. Doğru. Bu peki bu nedir? Yani nasıl bir temizlik bu? Bunun tekniğini anlatın bize. Eskavatörün kepçesi vasıtasıyla deniz dibini tarama operasyonu diyebiliriz. Hemen hemen çamurlu olan sahalarda genellikle bu tip temizlik makinesi kullanılıyor. Siz burada 7 gün 24 saat bu şekilde çalışmaya devam edeceksiniz. Ne kadar zamanda ne kadar gelişme kaydediyorsunuz Aziz Bey? Şu anda 1028 aylık çalışmada 45 metreküp miktara ulaştık. Aslında gerçekten bu temizlik işi çok enteresan. Yani bu kullanılan aletler, teknik, teknoloji değil mi? Son derece gelişmiş. Biraz sonra ya dip çamurunu da göreceğiz nasıl temizleniyor. Hı-hı. En dipten alınıyor. Onlar alınıyor, tesise gidiyor. O tesise de gideceğiz, o kekleri göreceğiz. O çok merak ettiğiniz kekler var ya, bir daha göreceksiniz şimdi. Evet. Peki bu topladığınız çamur nereye gidiyor? Bu topladığımız çamur Eyüp Deniz Hizmetleri limanına, iskelesine yanaşıyor. Oradan da eskavatörler vasıtasıyla gelip kamyonlara yükleniyor, bacalı kamyonlara. Bacalı kamyonları döküm sahalarına götürüyor. Sonra ne oluyor döküm sahalarında peki? Bu çamur halinde kalıyorlar mı? Bunlar zaten kalmıyor. Bunlar belli bir süre zaten normal şartlarda bu hava sıcaklığında zaten kuruyor bunlar. Aha. Suyu çıkıyor. Geri kalan kum gibi diyebilirim. Yani kum gibi bir şey kalıyor. Tortu kalıyor. Öyle bir şey kalıyor. O zaten toprakla birleşsen bir şey kalmıyor. Yani toprak gibi oluyor. Bilmez. Toprak gibi oluyor. Topraklaşıyor bu da. Şimdi Haliç'ten dipten topladık çamuru, buralarla tesise getirdik. Şimdi nereye gidiyoruz?
O çamur ne olacak ona bakmaya gidiyoruz. Evet, o borularla çamur bu çepe alana çıkıyor. Burada kazanlar var. O kazanlarda neler oluyor? Bakalım. Tesise geliyoruz, tesise gideceğiz dedik ya, işte tesisteyiz. Burası Haliç Dip Çamuru Tarama ve Susuzlaştırma Tesisi. İşte susuzlaştırmada aslında olay başlıyor. Geçtiğimiz yıl Haziran ayında burası devreye girdi, çalıştırmaya başlandı. Susuzlaştırma nedir, bu teknoloji nedir? Göreceğiz. Aşağıda en son gördüğümüz o kazanda çamur ve su birbirinden ayrılıyor. Su Haliç'e gidiyor. Direkt veriliyor tekrar, temiz su dedik ya. İşte çamur buraya geliyor. İlk başlangıç yeri değil mi? Evet. Tanklarda dibe çöken çamur. Daha sonra burada bizim homojenleştirme tanklarımız var. Orada homojen bir şekilde getirilip filtre preslere basılıyor. Filtre preslerde sıkılıp suyu ayrıştırılıyor. Daha sonra kurutulan çamur da bantlara dökülüp kamyona aktarılıyor. Bakın ne oluyor. İşte o çok merak ettiğiniz kek adı verilen çiçekle bürünüyor. Kat kat fazlasını taşıyabiliyoruz aynı maliyetlerle. O yüzden maliyeti bir anlamda aşağı çekmiş oluyoruz. Tabii daha fazla çamur taşıyarak. Daha fazla çamur taşıyarak. Zamandan da tasarruf ediyoruz. Peki bu döküm yerlerinde, çamuru döktüğünüz yerlerde çevre açısından da bir avantaj sağlıyor mu şunu elde etmek? Tabii döküm yerlerinde, dökülen yerlerde de zemin stabilitesini sağlayarak çevre açısından da bir fayda sağlamış oluyorsunuz aynı zamanda. Süper, işte teknoloji dediğiniz bu. Halice o çamur nasıl geliyor, nereden geliyor bilemiyorum ama en son çıkışı gördüğünüz kek denilen bu maddeler diyeyim. Bunlar peki şimdi buradan çıkıp nereye gidiyor? Buradan döküm sahasına gönderiyoruz. Tamam, döküm sahasında ne hale geliyor bunlar? Daha önceden ayarlanan alanlara dökülerek dolgu yapılıyor. Dolgu yapılıyor. Evet. Çevreye hiçbir zararı yok. Çünkü zaten çevreden çıkmış bir çamur bu. Evet, doğru. Biz temizlik çalışması yapıyoruz paralıdır tabii ama Haliç'in keyfini sürenler de var. Bir keyif teknesi. Belki beni biraz gezdire, sizin için şu mavi yeşil Haliç'e bir turlarız hızlıca. Gel. Merhabalar, kolay gelsin. Galiba keyif turu atıyordun. Birazcık tur atalım mı İstanbullular için? Hadi gelin. Tekneden kaçamak yaptık. Mustafa, ne turuydu bu? Bu eğitim turu. Biz burada kürek eğitimi veriyoruz. Şu an sporcularımızı antrenman yaptırıyoruz, yarışa hazırlıyoruz. Onun için bir antrenman turu yapıyoruz şu an. Aslında sadece suyun temizliği, rengi değil, etraf da çok yeşillendi galiba. Evet, özellikle sahil şeridinden dolayı akşamları da burada spor yapma şansımız oluyor. Karanlık, zifiri bir karanlık olmuyor. Evet, yani Halic'in başına doğru da çok fazla yürüyüş yolları ve parklar yapıldı. Tabii onlar da aydınlatma da oluyor. Ya da yürüyen, koşan, piknik yapan ve balık tutanlar acayip fazlalaştı benim gördüğüm kadarıyla. Evet, kesinlikle. Günün sürprizini Mustafa sayesinde ve de tabii ki Bira Kürek Kulübü sporcuları sayesinde yaşadım. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Haydi devam. İstanbul meraklısı derken kendimi biraz da bazen İstanbul'un şanslısı da hissediyorum. Çünkü sizin için bu güzellikleri görüntülerken ben de çok yakından güzelliklere tanıklık ediyorum tabii. Ama en güzeli de şimdi hep beraber seyrediyoruz. Şimdi Mert ve Mert'miş ismi sporcumuzun, kürekçimizin. Yarışalım mı? Olur mu? Gerçekten mi? Var mısın? Mert'le yarışıyoruz ama tabii ki Mert bizi geçecek çünkü Türkiye sıralamasında Mert'in ismi var. Dolayısıyla maşallah bomba gibi gidiyor. Temizlik çalışmalarıyla denizi daha mavi, düzenlemelerle parklar, bahçeler daha yeşil, sportif, kültürel, tarihsel ve uluslararası organizasyonlarıyla sosyal hayatı da daha canlı oldu Haliç'in. Bana da böyle bir günün sonunda Haliç'in keyfini çıkarmak düştü. Bu haftalık da benden bu kadar. Haftaya yine buluşuncaya dek hoşça kalın İstanbul meraklıları.
Çocuklar bir dakika durun, söylemeden gitmeyeceğim. Neredeyse unutuyordum. Cibal'den kalkan T5 tramvay hattı var. İstanbul'un manzarası en güzel ulaşım hattı. Cibal'den başlıyor, Alibeyköy'e kadar devam ediyor. Çok yakında Eminönü durağı da açılacak. Bence kaçırmayın. Bu yolculuğu da, bu serüveni de derim. Şimdi gidebilirim. Hadi hoşçakalın.